Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Canlı yayın mı dedim. Demek ki yakın bir zamanda canlı yayın yapacağım. Hadi hayırlısı bakalım arkadaşlar. Ee, hayırlısı olsun inşallah canlı yayın yaparız yakın bir zamanda. Yani bu daf çıktığına göre demek ki bizleri çok yakın bir zamanda bir şeyler bekliyor. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Bakalım ne kadar doğru düşünüyorum. Maxi Gomez'de şok gelişme. Fenerbahçe Maxi Gomez transferini bitirme yolunda büyük mesafe kat etmiş. Ancak Charlotte için de bir girişimde bulunmuştu. Sürecin uzaması Uruguay Yıldız'ın eski takımı Celta Vigo'nun devreye girmesiyle sonuçlandı. İspanya basınına göre her an bomba patlayabilir. Çünkü Taraftarlar artık transferin bir an önce bitirilmesini beklerken İspanyol basında bunu ortaya attı. Yönetimin uzun süredir listesinde olan Gomez'i imza attırmak için büyük mesafe kat ettiği, onun da artık İstanbul'dan gelecek teklifi beklediği, Alexander Charlotte için ise bir girişim daha yapmasını beklendiğini falan filan yazmış. Yani uzun lafın kısası Santimina ile yollarını ayıran... Bu ne lan Santimina? Santimina ile yollarını ayırmaya hazırlanan Celta eski golcüsü Gomez'i kadrosuna katmak için kolları sıvadığı bildirildi. Şörlot'a bağlı diyor haberde. Geri dönmeye sıcak bakabilir ama Fenerbahçe'nin Valencia'ya önerdiği 10 milyon eurodan daha iyi bir rakamla masaya oturmaya hazırlandı. Jesus'lu takımda görmeyi çok istiyor diyor 26 yaşındaki golcüyü. Ve yönetimin nasıl bir yol haritası izleyici merak konusu hakkımızda hayırlısı olsun diyor. Bu arada şunun farkında mısınız? Mesela Vitor Pereira daha çok 22-26 yaş aralığı futbolcuları tercih ediyordu. 22-26. Sebebi ise şuydu. Gelişme evresinde ben onu gazlarım, pohpohlarım, kendini geliştirirse, gaza gelirse, kendini geliştirirse yüksek maliyetlerle satıp hem kulübe kazanç sağlardım hem de kulübe dinamizm e, kazandırırım diye. Jesus'un ise dikkat ettiniz mi bilmiyorum. 24-30 aralığında bir yaş şeyi var. transfer portföyü diyeyim. Yani 24-30 aralığında bir portföyü var. Amacı da şu. Ya ben alayım futbolcu. Ben hani bir sıçrayış ya da iki sıçrayış ya da bir iki adım atmış futbolcuyu canlandırayım, coşturayım. Gidiyorsa çok daha yüksek bedellere gitsin. Yani iki, iki anlaşılır bir şekilde cevap şey yapayım. 2 milyon euroya futbolcuyu alıp 20-22 yaşındaki bir büyük, büyük risktir. Çünkü genç ne çıkacağını bilemezsin. Alıp 12'ye 13'e satacağıma 10 milyon euro kar elde edeceğime 24-30 yaş aralığındaki futbolcu gerekirse 3'e 5'e 7'ye 10'a alayım 40'a satayım 45'e satayım diye. Ha burası Türkiye. Burada bu fiyatlara futbolcu gitmez. Burada mesela bir futbolcunuz, genç bir futbolcunuzu yüksek bedellerle satarsanız insanlar işin içinde hülle arar, şike arar. Ya yani, he he tabi siz böyle bir açıklama yaptınız ama işin içinde başka işler vardır der diyorlar da. Ya sonuç olarak ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. isteyen takım istediği futbolcuyu istediği fiyata gö satmış gösterebilir. Bunun ne garantisi var? Ne denetlemesi var? Kim denetliyor? Ya biz bu ülkede menajer ücretini 10 binde bir mi, binde bir mi gösterip de küme düşme cezası almayan takımlar görmedik mi? Gördük. Ya biz neler gördük? O yüzden ben inanmıyorum bazı bazı şeylere ben inanmıyorum. Birçok kişi de inanmıyor. Ee, benim inanmamamın dışı ya çok önemli değil ama kitleler farklı şeyler olabileceğini düşünüyorlar. Atıyorum la bu futbolcu bu kadar fiyata gitti. İmkanı yok. İşte el altından şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye. Bu her takım için geçerli. Ee, o yüzden de ortalık karışık. Şimdi devreye Maxi Gomez için ister Celta Vigo girsin, ister başka takım girsin. Çok mühim değil benim için. Sizin için de olmasa gerek. Çünkü Fenerbahçe hali hazırda 12 milyon euro bon servis bedeli ödeyemez. Ödeyemez. Ödeyemez arkadaşlar. Neyle ödeyeceksin? Ya hocam işte şey olabilir. Ne derler onun adına? E, taksitler ödersin. Kabul etmiyor ki adamlar da. Yani adamlar taksit de kabul etmiyor ki. Adamlar taksitle kabul etmiyorlar. Etmezler de zaten. Niye kabul etsin? Adamlar çünkü transfer şeyleri var. Bunları da yapmak zorundalar. Hani satıp orayı karşılamak zorundalar arkadaşlar. O yüzden de Maxi Gomez transferi Ha bizim şartları sonradan düşürdüğümüze dair gelen duyumu hatırlıyorsunuz. Hani biz şartlar arttırırız diye beklerken düşürdük diye. İş biraz karışık. Şörlot için iki Alman bir İspanyol kulübü resmi teklif yaptı falan filan diyorlar. Ee, ben şunu söyleyeyim. Benim üyelere birkaç gün önce abonelere de bir gündür ya da iki gündür subliminal olarak verdiğim mesaj şu. Şörlot Almanya içinde bir takıma gidecek diye. Bakalım ne olacak, hangi takıma gidecek? Ha, hocam ben biliyorum, şuraya gidecek. Ha, hocam ben biliyorum, buraya gidecek diye. Hep birlikte göreceğiz. Yorumlarda birçok arkadaşımız kendilerini duyumcu zanneden arkadaşlarımız var. Hiç kusura bakmayın, şu kesin gelecek. Ben duyum aldım yazıyor arkadaşlar yorumlara. Sonra bir bakıyoruz arkadaşlar, hesap açılma tarihi. İşte mesela bugün 20 Ağustos'tayız. 19 Ağustos, 14 Ağustos. Sırf bu duyumu yazabilmek için hesap açmış oluyorlar o kadar aptal insanlar var ki o kadar kendilerini zeki zanneden insanlar var ki maalesef durum böyle. Ee, farklı farklı şeyler, farklı farklı söylentiler. Bu arada oynatma listelerimiz var kanalda. Hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar oynatma listelerine. Size uygun olan listelerde videoları izleyebilirsiniz. Son dakika var, transfer var ee, vesaire var. Sürpriz videolar Açık olabilir. Sürpriz videolar izleyebilirsiniz. Sürpriz videolar en başa tutturulmuş olabilir. O oynatma listelerini gezmenizi tavsiye ederim. Fenerbahçe'de forvete sürpriz aday. Ha! işte gerçekten sürpriz aday bu. Bu. Forvet araçları falan filan Inter Milan geçiyorum buraları. İsim ver hocam. İsim veriyorum. Keleçi Ikenacho. Aa, aa bak şimdi. Sürpriz aday. Kelleci kenarcı. Ha ben de hocam gerçekten bir forvet söyleyeceğini zannettim. Arkadaşlar Kelleci iken açıyor. Galatasaray alıyormuş. Hocam bak adamlar kimleri alıyorlar. Allah'ını seversin ya. Biz de kimlerle uğraşıyoruz ya. Ya yönetim beceriksiz hocam söyle biz alalım ya. Biz alıyormuşuz arkadaşlar. Ya hocam Kelleci iken açıyor kim ya? Ben onu biliyorum. Kazmanı salan tek iki, iki de bir de gol kaç. Ha Galatasaray alıyormuş. Hocam ne futbolcu alıyor adamlar ya. Seferovic aldılar, Mertens aldı. Bir de bunu mu alıyorlar? Hocam adamlar transferi biliyor. Biz alıyormuşuz. Dönün. Dönün. Böyle böyle dönün. Sonra da bana mesaj atın. Hocam ben bir şey demedim ama engellemişler. Niye? Ee, Seferoyç'u övdüm. Mertens'i övdüm. Ee, Seferoyç ile Mertens kötü çıkınca e, yönetime sövüyordum. Hala sövüyorum. E, desene delikanlı olup mert olup desene. Ben yönetime saydım ettim ama abi adamların da bildiği varmış. Bak adamlar şöyle böyle diye. Neyse o çok o önemli değil. Kelleci, kenar çok konusunda şunu söyleyeyim. Yıllardır Fenerbahçe'ye gelen bir forvet. Şakadayı gerçekten de öyle. Yani listeye eklenen bir forvet. İki kulüp arasında pazarlıklar başladı diyor. Maxi Gomez de çok durdu Fenerbahçe. Şöyle için nabız yokladı. Ancak Fenerbahçe'nin bu futbolcu için pazarlıklara başladığını yazdı. 2024'e kadar mukavelesi var. 25 yaşında. Takımında gözden düştü. Fenerbahçe oyuncuyu satın alma opsiyonu kiralak, kiralamak istiyor. Ee, kulüpler oturdu ilk görüşme olumlu sonuçlandı diyor. Avrupa Ligi'nde düşünen Fenerbahçe. Süper Lig ve Türkiye Kupası sonrasında 3 kulvar içinde her bölgede alternatif isteyen Fenerbahçe. Uzun süredir takıma golcü katmak isteyen Fenerbahçe. Geçen sezon Premier Lig'de 26 maçta 1258 dakika şans bulan. 4 gol 5 asist atan 1.85 boyundaki forveti getirmek istiyor. Genellikle oyuna sonradan dahil oluyor. Piyasa değeri 20 milyon euro ancak kiralanması beklenen oyuncuya teknik direktör Jorge Jesus'un onay verdiği öğrenildi. Şimdi o takımdan James Vardy ismi de vardı ama Vardy ile kulübü sözleşme uzatmış 2024'e kadar. Ben Kelleci Kenarço hakkında size duyum veriyorum. Dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Benimle ilgilenin. Başka şeyle ilgilenmeyin. Kelleci Kenarço duyumu %100 doğru arkadaşlar yüzde yüz doğru. Sol ayaklı forvet zamanında Manchester City'den 27 milyon 700 bin euroyu aldılar 2017 yılında. Ancak oyuncuda hani süreklilik arz eden bir profili yok oyuncunun. Açık söyleyeyim oyuncunun süreklilik arz eden bir profili yok. Süreklilik arz eden profili olmadığı için de oyuncuyu bir şekilde gönderme niyetindeler. Fenerbahçe'de şartlarını sordu. Yani yüzde yüz derken kastettiğim bu. Şartları soruldu. E, şu anda 15. sıradalar ligde. Onlar da kendilerine bir forvet bakıyorlar. Transfer market'ta artı 1 milyon euro dolar ama çok mühim değil onlar için. Adamlar ligde devam ediyorlar diye zaten herhalde 250-300 milyon euro alıyorlar. Yani sırf o ligde varlar diye. Şimdi e, az forvetleri Ikenacho değil Vardy ile Madison oynatıyorlar. Yani yardımcı forvet rolündeki. Daha Patson Daka falan var. Yani enteresan bir takım. Transfer market değerine göre değil de oyuncuların başka kalitesine göre oynuyorlar. Mesela Daka 44 dakika oynamış. 30 milyon euroya bir sezon önce Salzburg'dan aldılar mesela. Ben şunu söyleyeyim. Eğer Ikenacho olacak olursa Ikenacho olacak olursan. Iken Aço olacak olursan çok inanılmaz düşük bir satın alma opsiyonuyla, bakın çok inanılmaz düşük bir satın alma opsiyonuyla, çok inanılmaz düşük bir e, kiralama bedeliyle olabilir. Umarım anlatabildim. Yani çok inanılmaz bir satın alma opsiyonu, çok inanılmaz bir kiralama bedeliyle olabilir arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Peki hocam sen ihtimal veriyor musun? İhtimal veriyorum. Ben yani ciddi ciddi ihtimal veriyor musun? Ciddi ciddi ihtimal veriyorum. Yani arkadaşlar ciddi ciddi ihtimal veriyorum. Evet. Diyeceksiniz ki ya hocam sen hani manyak mısın? Kafayı mı yedin? 20 milyon euro piyasa değeri yazıyor. Yaşı 25 hani öbür forvetlere göre. Arkadaşlar ee, bir Musa Dembele'nin bir yıl sözleşmesi kalmış. Adamlar senden 15 milyon euro keş para istiyorlar. Bir Maxi Gomez'e 12'de 12. 12'de 12 diyorlar. Ve kelleci Ken için olay ortada. Yani uzun lafın kısası bu. Evet Erik Bailey Fenerbahçe'ye yazılan Fenerbahçe'nin alacağı futbolcuyu Marsilya Manchester United'dan kiralamış Erik Beyliği. Bilginiz olsun arkadaşlar. Stoper. Sağ stoper. Hocam Fenerbahçe'ye gelseydi iyiydi ya. Diyorlardır şimdi. Çünkü <laughs> yani başka takıma gittiği zaman başka takım aldığı zaman <laughs> böyle olur. Fenerbahçe'ye gelecek olsa ah, bu salağı mı aldınız ala ala diyorlar. Yani hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Şimdi şunu da belirteyim. Ee, Ekrem Konur'un kendi duyumu Fenerbahçe ve West Ham, Al Hilal'in Mali'li forveti Musa Marega'yı transfer etmek için görüşüyor demiş. Biliyorsunuz 6 ayda bir de transfer ettiğimiz forvetlerden biridir Musa Marega. Düzenli olarak her 6 ayda bir Musa Marega transfer edilmezse eğer Fenerbahçe taraftarı üzülür. Hani bir Hatem Benarfa gibidir. Musa Marega ve ee, ilginç yani. Musa Marega hocam o ölmemiş mi ya? Vallahi ben ben öldü ben de öldü biliyorum biz biz onun cenazesine gitmedik mi ya? Allah Allah. Şimdi Fenerbahçe ve West Ham United transfer için görüşüyormuş. E, benim bildiğim Al Hilal takımının transfer yasağı var. Ya yani ben öyle biliyorum yanlış mı biliyorum ama hani Al Hilal'in transfer yasağı varken adam sana futbolcuyu niye satsın? Zaten kimseyi alamayacak diye biliyorum. Transfer bütçesi artı eksi sıfır yazmışlar herhalde. O yüzden de burada. Şimdi forvetlerine bakıyorum. Igalo var. Marega var. Vietto var. Lan bu Vietto manyak kendine etti ya. Bu çocukta iyi şey vardı. Potansiyel vardı. Hani Igalo var forvetlerde. Bilmiyorum. Bu Igalo da iyiydi ya. Bir dönem bununla da ilgilendik. Ya Fenerbahçe'nin bütün ilgilendiği forvetler hemen hemen buradaymış ya. <laughs> Musa Marega 4 maça çıkmış 342 dakikada. 0 gol 0 asist. Yani 0 gol 0 asist süper. İstatistiksel olarak gayet iyi. Igalo 4 maçta iki golü var. Hatta biz bu Igalo'yu Manchester United'da oynarken mi istiyorduk ya? Aynen Manchester'dayken istiyorduk sanırım da. Olmamıştı. Yani ben bilmiyorum ya. Kolay kolay bu kulübün hani verebileceğini zannetmiyorum Marek A'yı. Ama bir şey söyleyeyim mi? İşin sonu nereye gidiyor biliyor musun? İşin sonu ya şimdi bizim eldeki forvetler de yeterli kardeşim. Şimdi çok da şey, masrafa gerek yok yani. Eldeki forvetleri görüyorsunuz yani. Leplebi gibi gol atıyor Valencia. Ne gerek var ya masrafa. Ya Valencia maç başına oynuyor. Ra doğru gidiyor işin sonu. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani benim bildiğim Ali Koç Jesus da biraz destek çıktıysa bu işi oraya doğru götürür. Demedi demeyin. Ha Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı acil ihtiyacı rakibi kemiren bir sağ stoper olduğunu düşünüyorum. Hani Gustavo Henrique konusunda hepimizin tereddütleri var. Hepimizin kafasında soru işaretleri var. Yani ee, hepimizin kafasında soru işaretleri var. Bilmiyorum ya. Neydi o bir tane? Becao muydu? Becao'ydu herhalde ya. Şeyde Rodrigo Becao muydu? Bacio muydu? Neydi lan adamın adı? Beja oydu ya. Rodrigo Becao ha tamam. Tamam o futbolcu 26 yaşındaki adam kim futbolcu. Şimdi Udinese'nin futbolcu 26 yaşında ilk haftadan da golü var. Vurun estetiği de geçirdi. Vallahi bana soracak olursanız. Şimdi bana da tepki göstermeyin. Bak bana tepki göstermeyin. Yırmık vururum bak. Bana tepki göstermeyin yırmık vururum. Bana soracak olursanız Gustavo Henrique'den çıkılıp işte Tisserant'ın satışı olur, e, Berişan'ın satışı olur, Pelkas'ın kiralama ücreti olur, şu olur, bu olur. Bana kalırsa Bekao'yu almak işte daha mantıklı geliyor. Bilmiyorum siz ne söylersiniz, ne dersiniz ama hani bana soracak olursanız sanki BKO daha mantıklı gibi. Hatta ankete sunayım ben bunu ya, ankete sunayım bunu dur. Arap basını Al Hilal'in eski teknik direktörü Jorge Jesus Salem Al-Dawsari'nin transfer edilmesini istiyor demiş. Şimdi birçoğunuz şunu söyleyeceksiniz kesin. Hocam Musa şey Rossi'yi satalım, Davsari'yi alalım. Davsari Jesus istiyorsa vardır bir bildiği. Peki Jesus Rossi satılmasın diyorsa bir bildiği yok mudur? Yani yok mudur? Ne bileyim ya. Yani çok çok ilginç arkadaşlar. Çok çok ilginç, tuhaf bir olay. Yine devam edelim sevgili arkadaşlar. Ben bu davsari'nin de olacağını zannetmiyorum. Bu arada baktınız değil mi davsari'ye? 2 milyon 800 bin euro değeri var. 31 yaşında muhtemelen komisyoncu ilan edileceği için e, bu topa gireceğini zannetmiyorum. Jesus'un. Yani bu topa girerse komisyoncu ilan edilecek. O yüzden girmemesi daha mantıklı. Sercan Amzoğlu. Sabahtan beri gündem bu. Gerçi sabahtan beri değil ya. Başka gündemler de var. 19 yaşında Fenerbahçe'ye gelen ve taraftarın en sevdiği isim olup kaptanlığa yükselen Altay Bayındır'ın yıllık ücreti bir altyapı oyuncusu kadar düşük demiş. Yıllık ücreti altyapı oyuncusu kadar düşük demiş. İlk 3 yıl 3,5 milyon TL, bu sezon için 3.8 milyon TL'ye oynayan Altay'ın kazancı maç başlarıyla 5,5 milyon lirayı bulmuyor demiş. Doğru. Burası doğru. Not Altay Bayındır bu sözleşmelerle imzaladığı zaman da Ersun Yanalı komisyoncu ilan eden bazı yav yavcı arkadaşlar vardı. Yav bu da komisyoncu çıktı. Yav bak bu da böyle diyen bazı Orhan Gencebay fanatikleri vardı. <laughs> bazı işte. <laughs> yani çok ilginç değil mi ya? Kim gelirse gelirse teknik direktör komisyoncu. Lan ne güzel iş lan. Teknik direktörlük yapmasın kimse. Herkes komisyoncu olsun. Neyse Allah razı olsun tekrardan da Ersun Yanal'dan böyle bir futbolcuyu ne yapıp edip bütün şer odaklarına rağmen Fenerbahçe'ye kazandırdığı için. Arkadaşlar doğruya doğru. Ancak haberin devamında bazı ifadeler Fenerbahçe taraflarından tepki aldı. Yönetim de sezon sonu sözleşmesi bitecek Altay'a maaş iyileştirmesi yapıp yeni sözleşme teklifinde bulundu diyor. Mesela o tekliften bahsetsene sevgili Sercan Hamzoğlu. Hani 12 milyon lira artı maç başı 20 milyon liraya kadar bulacak bir teklif olduğundan 4 senelik olduğundan falan keşke bahsetseydin. Taraftarın istediği rakamlar arasında fark var demiş. Yok böyle bir fark yok. İki tarafın ortak noktada anlaşıp Altay'ın yeni sözleşme imzalaması bekleniyor demiş. Altay Bayındır'ın kurduğu cümle sadece şu. Siz ne diyorsanız yani yakışan neyse onu verin diye onu söyleyeyim. Ha şu bir gerçek. Altay Bayındır'la sözleşme yenilemesi yapılması lazım. Yani Buruma, Berisha, Mustafa Henrique kaç liraya oynuyorsa Altay Bayındır'ın da yani o fiyatlara yaklaşması lazım. Ya da o civarda olması lazım. Şimdi detaylı da diyor ki takımın en faydalı oyuncusu ve kaptanı olmasına rağmen neredeyse yıllık kazancı altyapı oyuncuları kadar olan döviz basında 300 bin euroya bile bulmayan İstanbul'da bir ev almak için maaşı bile yetmeyen Altay kulüpte hala istediği sözleşme yenileme şartlarını bulamadı diyor. Bildiğim kadarıyla Altay Villa'da oturuyor. Çekme köyde olması lazım. Yani Çekmeköy'de Villa'da yaşıyor diye biliyorum ama karıştırıyor olabilirim. Başkan Ali Koç'un her fırsatta Altay'a hak ettiğini vereceğiz dediği biliniyor. Belki de villa'yı Ali Koç hediye Başarılı kalecinin hem sezon sonu serbest kalmaması hem de bu sezon takım kaptanı olarak iyi bir maaş alması için Sarlacivert yönetim bir teklif yaptı. Ancak bu teklif oyuncu cephesinin beklediğinin çok altında kaldı. İstediği ücrete oynayamamasına rağmen Fenerbahçe sevgisi nedeniyle bunu asla pro performansına yansıtmayan Altay'la Fenerbahçe yönetiminin ortak noktayı bulması bekleniyor demiş. 12 numarada buna bir tepki göstermiş. Fenerbahçe'miz ligde ve Avrupa'da ritmini bulmuş. Camia kenetlenmiş. Daha da önemlisi yarın tırnak içinde söyleyeyim, Yarın ciddi bir mücadeleye çıkacakken amacı ve niyeti belli olan bu tarz bir haber haberin servis edilmesi ve kullanılan dili kabul etmemiz mümkün değildir diyor. Şimdi aslına bakarsanız tepki de bir yerde haklı ama Maçımız yarın değil pazartesi günü. 12 numaranın böyle bir hataya düşmesi e, tuhaf olmuş. Yani böyle bir hataya düşmesi tuhaf olmuş. Çünkü maçımızın pazartesi günü olduğunu herhalde bilmeyen yoktur. Ama işte e, işte ama yani ama Sercan ağımız oldu tepkilerin fazlalığından dolayı yanlış anlaşıldığını belirterek özür dileyerek haberin o kısmını düzeltti, kaldırdı. Fakat şunu söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe dolu dizgin giderken bu haberin yapılması mantıklı mı? Değil. Mantıklı mı? Değil. Ama sözleşmesi 300 bin euroya bile etmiyor diyor. Sözleşme görüşmeleri sürüyor diyor. Hani orta yol bulunmadı diyor. Orta yolda anlaşılacağını düşünüyorum diyor. Hani burada hiç olmayan bir şeyden bahsetmiyor. Sercan Hamzoğlu açısından da söyleyeyim. Hani olmayan bir şeyden bahsetmiyor ki. Sözleşme görüşmeleri var diyor. Taraflar bir, yani birbirinden uzak diyor teklifler diyor. Ve bir an önce de uzatılması lazım bence diyor. Ben burada bir art niyet görmüyorum. Diyeceksiniz ki hocam iki gün sonra önemli bir maçımız var. Allah'ınızı kitabınızı severseniz Fenerbahçe'nin hangi maçı önemsiz? Hangi maçı önemsiz? Takım dolu dizgin giderken oh, bu haberin ortaya verilmesi. Ya takım dolu dizgin gidiyor gitmesine. Yani o zaman hiç kimse haber yapmasın takım iyi gidiyor diye. Hiç kimse haber yapmasın. 300 bin. Doğru arkadaşlar. Alt tayma indirin. Yıllık ücreti 3,5 milyon TL. Bundan niye şaşırdınız ki? Ben bunu defalarca söyledim bu kanalda. Şahitsiniz de. Söylemedim mi? Söyledim. Verilmesi gereken parayı da söylüyorum. Bak. Aklıma gelmişken tekrar söyleyeyim. Gustavo Henrique. Sözleşmesi feshedilse. 500 bin euro fesih parası verilse. Rodrigo Becao da Tizelant'ın ne bileyim e, Becao ya da o ayarda güçlü. hani Kimminci'yi aratmayacak türde bir sağ stoper diyeyim. Alınsa bence daha mantıklı. Forvet'ten daha elzem. Bak Joao Pedro'yu izlemediniz. Joao Pedro'yu izleseniz hocam bu Pedro bu Valencia bu Serdar Dursun varken Joshua King de oynayabilirken Forvet alınması mantıklı değil diyeceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki forvet alınsa Pedro 7'ye düşecek. Biz niye bu kadar para verdik? O da sıkıntı. Luan Perez Atilla Salah'ı ikilisi stoperde yan yana denenmiş olsa yine BKO'ya gerek yok. Bu sefer de Gustavo Henrique'den çık forvet al diyeceksiniz. Yine yanlış. Yani işin iyi tarafı kötü tarafı şu. Gustavo Henrique yüzünden Lemos, Tisserand falan şey yapılır oldu ya. Yıldız yapılır oldu. Böyle bir futbolcu değil bunlar. Ya Lemos niye oynatılıyor hocam o zaman? Belki de Henrik'e hazır olsun diyedir. Satış politikasıdır. Ona bir şey diyemem. Ama Altay Bayındır için yapılan yangın bence haklı. Zaits için yangın yapsanız haklı. Zaits'ın, Altay'ın sözleşmelerinin uzatılması lazım. Altay'ın daha yaşı da genç. Merak etmeyin harcadığınız her kuruş size geri döner. Geri döner. Ben Altay Bayındır için verilmesi gereken paranın 12 milyon lira Artı maç başılarla 20'ye kadar çıkıp artı şampiyonluk priminde 5 milyon lira olacağı şekilde 25 milyon liraya kadar çıkılabileceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ama bahsedilen paralarında hiçbiri küçük paralar değil. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Ee, ortadaki durum da bu. Yani uzun lafın kısası. Kelleci İkenaço ismi %100 doğru. Bekao ismi de bir de ısrarla söylememin de bir sebebi illaki ki vardır. Yoksa tekrar tekrar niye söylüyorum? Musa Marega ismini bilgim yok. Maxi Gomez, Charlotte bu gidişte iptale doğru ikisi de gidiyor. Sherlock'u ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Maxi Gomez konusunda dediğim gibi 12 milyon euro zor. Alsan kimi göndereceksin? Ama ısrarla söylüyorum Valencia bir yere giderse belki e, Vardy bir dönem şartlarını sorduk ettik ama olmayacak imkansız bir transfer zaten ama durum bu. Erik Beyli gitti. Salem Evdasari bana gelen bir duyum yok ama yurt dışı basının da duyumunu aktarmış olalım dedik. Katıldığınız için, izlediğiniz için teşekkürler sunuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.